bütün orman yollarını fethettik aşağıdaki. Burası eski kervansaraylarımızdan Evdirhan. Evet, burası Evdirhan. Buranın birçok taşı çalınıp çevre civarı villalarda kullanılmış köylerde. Çok güzel bir yermiş. Tepesi, çatı nasılmış Eda? Muhtemelen ahşaptır bir kısmı. Ahşap çatıdır değil mi? İlk o çökmüştü zaten. Var mı? Hamam var mı burada? Mutlaka. Hamamsız olmaz. Yolcular yıkanır yani. Aynen. Tabii ki Evdirhan'da kullanılan şeyler de eski antik Yunan'dan olmaz. Çok güzel bir Selçuk kapısı değil mi? Evet, şu an Han Hotel'e giriş yaptık. 5 yıldızlı. Bu gece burada konaklayacağız. Otel bayağı. Her şey dahil burası. Bakın şimdi çok güzel. Tamam. Üç tane lahit de burada koruma altına alınmış. Selçuklu mezarları mı acaba? Evet, burası da Kırkgöz ve meşhur Nilüferleri. Şu anda tabii açmamış ama çok güzel gözüküyor. Beyaz beyaz açmışlar bak bazıları. Burada küçükken çok pikniğe gelirdi. Ay bir sürü yavru köpek var ve kediyi rahat bırakın dedim size. Ağaçta kedi var. Ay yazık, ağlıyor kedi. Nilüferler. Ağaçlar çok güzel. Döşeme Taş tarafındayız. Burası göründüğü üzere geniş bir çayır, hatta yörükler de yerleşmiş. Kuçular var. Küçük küçük çok. Küçük küçük. Ne haber? Ondan sonra şöyle devam ediyor. Tarihi eser dolu her taraf. İşte hanlar, bir şeyler.
değişik, bomboş bir yer. Motoru bıraktık buraya artık. Şöyle bir antik yollardan yürümeye başlıyoruz. Biraz yürüyüş yapalım. Tek isteğim çoban köpekleri gelmesin yanıma. Korkunç olabiliyorlar. Döşeme altına adını veren döşeme yol. Likya yolu. Naldöken. Antik yollardan yürüyoruz. Nasıl Mert? Hep de döşeme altı ne demek diye merak ederdim. İnsanlar üşenmemiş, üşenmemiş, döşemiş. Bu arada 4K 60 FPS izlemeyi unutmayın. Maksimum çözünürlükte çekiyoruz. Yer ta aşağıda kaldı. Artık biraz yukarıda çıktıkça gerek heyelanla gerekse işte sel sularıyla biraz daha bozulmuş. Yani daha doğrusu üstü taşla kaplanmış. Ama döşeme yolu hala belli oluyor. Mert yolun sol tarafında bir sürü meteor çukuru olduğunu söylüyor. Şu yukarılara doğru çok varmış. Baya derin çukurlarmış. Bu yol artık dağ beline kadar gidiyormuş. Nedir geliyoruz böyle. Şöyle yol dönüyor ve artık burada çok dikleşti. Bakın hala döşeme. Yine bir keskin viraj. Mert'in çıktığı yer. Yani ben olsam buraya elektrikleri çekmek yerine bir füniküler yapardım aşağıdan yukarıya. Bütün herkes görsün bu güzel yolu. Yukarıdan hiç üstüne basmadan. Bakın yolun yanına istinat seti yapmış. Resmen yol çökmemiş. Milattan önce arkadaşlar bu çağlar. Yolu aşağılarda bıraktık. Meteor çukuruna bakmaya gidiyoruz. Tabii ki sadece biz geçmiyoruz. Koyunlar da geçiyor buradan.
Şu koyunların yünlerini toplayayım da ip yaparım. Burada uçurum tarzı bir yer var. Bataklık çok korkuyorum. Feci rüzgar var. Yani buradan uçsak düşsek yeminle kimse bulamaz. Bir de alamaz daha önce helikopterle gelip alın. Burada birkaç tane daha varmış. Çok korkunç. Ben korkuyorum ve kaçıyorum. Evet Mert Bey, turumuz nasıldı? Vallahi çok güzeldi. Bayağı yürüdük. Böyle herhalde bir saati geçti. 1,5 saat falan yürüdük. Belki 2 saat. Çok güzel bir uçuruma baktık. Döşeme taş yolunu keşfettik. Buradan yukarıya dağ beline bağlanıyor burası. Kovanlık köyünden dağ beline bağlanan geçit bu. Böyle gidiyor. Arkası yani diğer köye bağlanıyor. Burada da yörükler çadır kurmuş. Kimi zaman su almış, bozulmuş bu. Güzel görüntü yok her yerde. Baharla birlikte hafif yeşermiş zaten. Güzel olmuş. Yani yakışıyor. Biraz şeyli, paçalı bir ayakkabı lazım. Bilek burkulabilir. Öyle. Teşekkür ederim.